Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte neonlu bir şey yapacağız. Neonlu manipülasyon yapacağız. Bu internette bolca görmüşsünüzdür gerçi de. Onlara benzer bir şey yapacağız. Hani merak etmişsinizdir nasıl yapılıyor falan diye. Ben de biraz aydınlatayım istedim sizi. Şimdi bunu wallpaper şeklinde yapacağız. Hatta bunu size hediye edeceğim. Ama sadece hani görselini, çünkü yapımı bayağı basit bir şey. PSD dosyasını da yükleyip vermeye falan çalışmayacağım. Direkt wallpaper halini hediye edeceğim size. Şimdi tabi bunu ekran duvar kağıdı yapacağımız için 1920x1080 yaptım ben. Genelde ekranların ölçüsü bu civarlarda, bu ayarlarda. Hani bassanız filan da çok bir şey değişmez. Büyütseniz de çok bir şey değişmeyecek. Şöyle 72 dpi çözünürlük yaptık. Ben bunu 300 yapacağım. Hani büyük olsun, yüksek çözünürlükte olsun diye. Şöyle oluştur diyelim. Şimdi şurada ben fotoğrafları indirdim kullanacağımız. Şu fotoğraf hoşuma gitti. Hem böyle şuradan pit diye böyle pit şey yaparız. Neydi onun ismi? Ve ışıkları çıkartırız. Şuraya bağlarız filan. Hoş olur diye düşündüm. Aa, şurada kaya varmış. Aslında şuraya bir şey de yapabilir miyiz ki? Neyse, bakarız. Aynen, oraya bir şey yapabiliriz belki ya. Ya da yapmayız, bilmiyorum. Bakarız. Bakarız. Evet, şimdi bunları buraya yerleştirdik. Her şey tamam, her şey çok güzel. Şimdi şuradan bir bakalım. Önce bir fotoğraf filtresi alalım. Böyle görüntüyü biraz neonsu hava katmak için şöyle soğutma filtresini kullanacağım ben. Şöyle bunun yoğunluğunu %100'e getirmeyelim. %80 olsun. Fotoğrafın cinsine göre bunu değiştirebilirsiniz kendiniz. Şöyle gözlüklerim de mavi yansıdı. Şöyle 60 olsun. Şöyle dolgudan da bunu 90 yapalım. Aynen. Böyle hoş duruyor. Değil mi? Şimdi buradan bir de ne atalım? Degrade atalım. Şöyle radyal. Şöyle tersine çevir diyelim. Şimdi bunu siyah yapacağız. Şuradan şöyle en siyah 000 olsun. Şurayı da siyah yapacağız. Şimdi eğer şu ortasının renkli değil de böyle hani karanlık bir hava katsın istiyorsanız, bir şöylesi var bunun. Bir de böyle transparan olanı var. Ha, bunu burada yoksa, hani kendisi ekli değilse, şöyle iptal diyelim. Bu ekli değilse, mesela şunu da göstereyim. Şöyle şunun yeri tam olsun. Üstünden opaklığını değiştirdiğiniz zaman bunu oluşturabilirsiniz. Hani iki tarafı da siyahsa şöyle yapabilirsiniz yani. Şöyle opasitesini düşürüp bunu oluşturabilirsiniz. Tabi bunun rengini de siyah yapmanız kaydıyla. Şöyle iptal diyelim. Tamam dedik. Bunun da opasitesini çok az düşürmek istiyorum. Köşeler çok koyu olmasınlar. Şimdi de şuradan solid renk, bunu da en siyah 00 olan siyahtan yapıyoruz.
Şimdi bu ne işimize yarayacak? Çok merak ediyorsunuz, bunun farkındayım. Telefon çalıyor. Evet. Şimdi şuradan bir de solid renk ekleyeceğiz. Simsiyah halde böyle gece görüntüsü oluşsun diye. Şöyle dolgusunu %70 gibi yapsak yeterli olur. Biraz geceymiş gibi, biraz karanlıkmış gibi bir hava katalım istedim. Şimdi şuralar merak ediyorsunuzdur. Buralara güzel şeyler yapacağım birazdan. Şimdi bu dursun. Bunun üzerine hop, pardon. Şöyle bir tane katman yapalım. Bu katmanımıza isim koyalım mı? Karışmasın. İsim koyalım. Buna çizgi diyelim. Şimdi şuradan şunun rengini beyaz, fırçanın da şöyle 3-5 piksel gibi, şöyle 5 olsun. Bir ölçü girelim. Şu kalem aracıyla, şuradaki kalem aracı, pen tool İngilizcesi, şöyle şunun ortasından şöyle shift'e basarak yaparsanız böyle dümdüz olur. Shift'e basılı tutun. Şöyle şu ayarlarda şöyle, aynen tam denk geldiği gibi. Belki biraz daha sola olabilirdi. Böyle iyi. Şimdi şu yollardan çalışma yolunu, yolu yola kontür ver diyoruz fırçayla. Aynen. Şimdi bu çalışma yolunu silebilirsiniz ya da silmeyebilirsiniz. O sizin kendi tercihinize kalmış bir şey. Ha pardon, bir saniye. Bir şey unuttum sanırım. Şunun opaklığını %100 yapacağız. Şeffaf oldu çünkü. Unutmuşuz onun öyle olduğunu. Şimdi tekrardan yola kontür ver. Aynen şöyle 5 piksel gibi yola kontür verdik. Bakalım. Aynen. İyi mi? İyi. Şöyle çizgilerimizi verdik. Bundan bir tane daha yapacağız. Fakat ondan önce dış ışıma vereceğiz. Onu kırmızı renk mi yapsak? Kırmızı yapalım. Kırmızı yapalım. Hazır seçilmiş duruyorken. Bundan bir tane daha kopyalıyoruz. Şöyle bir şey yapacağım. Aynen. Şu kontürde bu dalgayı seçiyorsunuz. Şurada hazır ayarları var. Şöyle boyutu falan 7 piksel gayet sevimli duruyor. Işıması. Şu kopyaladığımızı filtrelerden bulanıklaştır, blur, Gaussian blur'u seçip şöyle çok değil 3 kadar bulanıklaştırıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra şimdi bir tane daha yapacağız. Aynı çizgiden.
altından bir tane daha kopyalayıp bulanıklaştır. Tekrar Gauss bulanıklığına gelip 15 yapıyoruz. Hani bir orta bir de şey olsun diye. Hani bir dışında bir tekrar olsun diye. Pardon. Şundan fazla kopyaladım. Şimdi bunların üzerine bir tane şey yapacağız. Şu degrade eşleme. Şunu silelim buradan. Bu kafamızı karıştırıyor. Şu degrade eşleme. Bunu kırmızı. Diğer tarafını da şöyle siyah gibi, hani bordoya yakın siyah gibi yapacağız. Ama şunu da şöyle tam ortaya denk getireceğiz. Şöyle bunu alt katmanları alalım. Tabii şöyle bir hata yaptık başta. Şunu şöyle tersini yapacağız. Pardon. Çok özür dilerim. Ben de diyorum niye böyle garip durdu. Aynen şimdi neonumuzun parlaması olacak bu. Yani şu aşağıda yansımaları olacak. O yüzden şöyle bunun maskesini seçip ayarlar ters çevir diyoruz. Bu katmanı ters çevirdi. Şimdi fırçamızı alıyoruz elimize. Şöyle biraz büyütelim. Sertliğini de en aza getirelim. Şöyle yansıyabileceğini düşündüğümüz yerlere bunu yansıtalım. Şöyle şuralara yansır, böyle biraz hafiften ışık kırılmaları oluşur diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha. Şöyle şu tarafa düşer, bu tarafa düşer. Yani şuradan vuruyor çünkü tam üstten vuruyor. Şöyle şuralara düşer. Şuraya çok düşmez. Bunu biraz daha yumuşatırız bu tarafını. Şöyle. Şöyle şuraları aydınlatır. Şu aşağıdaki suya yansır. Şuraya şöyle dik gibi yansıyabilir. Yani şöyle yapabiliriz bu kısmını. Tabii şimdi bunu böyle bırakmayacağız. Bunu şöyle ekran yapacağız. Sonra buraya birkaç filtre daha ekleyeceğiz. Şöyle parlaklık, kontrast ekleyeceğiz. Parlaklığı sonuna kadar açacağız. Fakat bunu da aynı şekilde ters çevir diyoruz. Sadece şu parlamamızın etrafı biraz parlamış olacak. Bunu birazcık daha küçük yapacağım çünkü yakın olmadığı için çok fazla parlatmayacaktır. Sadece şu yansımanın, hani ışık yansımasının
şöyle şeyini yapacak kadar, şöyle şunun opasitesini düşürerek yapabiliriz bunu. Şöyle yakınlarına birkaç tane, şöyle şuralarına şöyle ışık vursun, hani ışığın temelinin yerini göstersin diye bunu yapabiliriz böyle. Şimdi tabi burada bir eksiğimiz var. Şu dipleri çok gerçekçi durmuyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da şöyle yapıyoruz. Şuradan nerede? Ha, fırçayla yapacağız. Pardon. Fırçayla yapacağız. Şöyle biraz büyük olsun. Şöyle şu çizgilerin üstüne yeni bir katman oluşturuyoruz. Buna da ayak diyelim. Şöyle şuradan. Ve tam kırmızı. Neonun rengi neyse o renkte. Şöyle şurada yapalım bir tane. Şöyle. Bunu tabi biraz eğip büküyoruz. Şöyle tabanına oturacak şekilde küçültüyoruz. Şöyle iyidir. Bir tane de şu ayağına. Ayağı yoksa bunu yapmanıza gerek yok. Şöyle ikisinde ekran diyoruz. Bunların çok az opasitesini alabiliriz. Dolgusunu fil diye yazıyor sanırım İngilizcesinde. Şöyle bunu oluşturabiliriz. Şimdi şuradan görsel resimlerimizden şu sıkça kullandığımız yıldızlı gece fotoğrafını şurayı çizgilerin alt kısmına gelecek şekilde şöyle yerleştirelim. Şöyle biraz küçük olsun. Şöyle Samanyolu gökyüzü kısmına birazcık denk gelsin. Şöyle fırçamızı alalım. Buna bir maske oluşturalım. Şöyle büyükçe bir fırça yapalım. Böyle kesmeyle falan çok uğraşmayacağım. Şöyle ufuk çizgisini görebileceğimiz bir hizaya gelsin. Şöyle bir deneyelim bakalım. En uyumlu hangisi olur? Şöyle hafiften yıldızlar gözüksün. Şöyle %30 gibi. Şöyle yapalım. Şimdi şuradan bir de şu fotoğrafı alacağım. Denk gelecek şekilde. Daha aşağıda da olabilir. Şöyle. Şimdi bunu opasitesini biraz düşürüp şu daha büyük bir kısmını silmeyi planlıyorum. Şöyle. Şöyle bir bakalım şunları denediğimiz zaman bize ne verecek. Şöyle şu güzel gibi. Bunu beğendim. Şöyle ortadan bir roket çıkıyormuş gibi olabilir mi? Olabilir. Aslında niye olmasın? Hatta şu dünyayı da koyalım. En sevdiğim şey sağ sola gezegen yerleştirmek.
Ama bunu tabii çizgilerin altına yapacağız. Şöyle. Ekran yapıp direkt katmanlardan kurtuluyoruz. Bunu dolgusunu birazcık da opasite. Opasite ile dolgunun arasında fark var. Hani biri renklerden biraz solduruyor. Diğeri komple hani resmi şeffaflaştırıyor. Biri renkleri de işin içine katarak solduruyor. Hani biri solduruyor, biri rengini açıyor. Hani biri siliyormuş gibi, diğeri biraz daha böyle renkleri yumuşatıyormuş gibi yapıyor. İkisinin arasında böyle küçük farklılıklar var. Bazı renk değerlerinde bunu anlamanız daha kolay oluyor. Şimdi tabii bunu bu şekilde bütün halde bırakmayacağız. Sileceğiz bir kısmını. O yüzden şöyle buna da bir maske oluşturuyoruz. Şöyle en az bunun kadar büyük bir C2. Bu çok büyük. Aslında çok büyük değil. Şöyle 500 gibi. Şöyle sertliğini de çok az düşürelim. Şöyle bunu birazcık daha silik yapabiliriz. Şöyle şu daha yakın gibi ama daha parlak değil gibi bir değişik bir şey yapabiliriz aslında. Şöyle bir gezegen stili de oluşturabiliriz. Bunun alt kısmı çok boş kaldı. Alt kısmı da hani daha önce yapmıştık, böyle kayalıklar falan ekleyip oradan bakan bir insan falan da ekleyebiliriz. Sağına soluna yazılar ekleyip hani kendinize özgü bir şey yapabilirsiniz. Bence gideri var. Aslında şu gezegenleri koymasak bile olur. Hani şöyle bile güzel. Hatta şunu bile koymasak olur. Böyle zaten yapmak istediğimiz şeyi yapıyor. Hani işlevini görüyor. Bunu bu şekilde bitirebiliriz. Tabii 300 dpi olarak kaydetmeyin. Hani kaydedecekseniz hani böyle ekran için ya web sitelerinde falan kullanmak için web için kaydet diye bir seçenek var. Bu ekranlara göre kaydeder. Şunu PNG değil bir açsın. 300 dpi olduğu zaman böyle oluyor. Siz yaparken de 300 dpi yapmayabilirsiniz. Hani ben büyük boyutlu olsun diye böyle bir şey yaptım. Hani size de vereceğim için hani birkaç ölçüde vereceğim. Onlara da uyarlayabileyim diye öyle yaptım. 1920'ye 1080 böyle JPEG deyip işte kalitesinin %100 olduğunu emin olun. Bunu daha öncesinde değiştirmediyseniz ya da değiştirseniz daha düşük ya da daha yüksek, daha yüksek yok gerçi de. Hani daha düşük olursa kalite birazcık düşüyor. Hani böyle internetten hani Google'dan düşük kaliteli resim indirirsiniz ya, onun gibi bir şey oluyor. Yani kötü oluyor yani. Direkt kaydedip bir yere kaydedip işte masaüstünüzde kullanabilirsiniz. Bunu size vereceğim. Başında da söylemiştim zaten videonun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa, işte nasıl yapıldığını merak ettiğiniz bir efekt falan olursa onları bana gönderebilirsiniz ya da aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Tabii kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kolay gelsin.